Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fernbus Simülatör'deyiz. İddia ediyorum bundan daha iyi, net, daha güzel bir grafik Fernbus Simülatör'de görmediniz. Bu grafik ayarlarıyla ilgili bilgilendirme istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Uzun bir aradan sonra direksiyon kameramız inşallah sağlam bir şekilde çalışacak. Direksiyon kameramızı tekrar aktif etmeyi düşündüm. Şimdi şu arkadaşlar çok çene yapmadan, gürültü yapmadan arabaya binmesinler. Götleri donsun orada. Sonrasına bakarız bunun. Şöyle hemen bir klimalarımızı falan aktif edelim. Bunlar tamam. İnterneti falan hepsini açalım. Oo, ne şimşek çaktı be. Şöyle biz koşturalım ama yoksa ıslanacağız. Şunlar arka kapıdan falan binsinler. Abicim sen niye biletsiz geliyorsun ya? Oho. Arabanın önünde ne yazıyor? Ben bilmiyorum ki. Yani bir insan bakar yani arabanın önüne. Bu oradan mı geçiyor, geçmiyor mu? Nürnberg'e de gitmiyor ablacığım bu araba ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan hep bugün beni mi buldu? Şaka gibiler ya bugün. Aracımız Neoplan Skyliner gençler. Şu geçenlerde gördüğünüz Kale Turizm'in almış olduğu arabalardan. Şu kapıyı bir kapatalım. Şöyle iki katlı. Gördüğünüz gibi ablacığım sen istersen çok o bacaklarını yayarak orada oturma. Ne olur ne olmaz. Darmstadt Wiesbaden'e gidiyoruz gençler. Darmstadt'tan çıkacağız şimdi. Tekrar söyleyeyim. Grafik ayarları ile ilgili bilgilendirme isteyen, nasıl yapıldığını isteyen varsa yorumlarda belirtin. Bir sonraki... Lan nereye gidiyorsun salak? Bin şuraya. Ha. Sizlere yardımcı olayım. Sonra abi niye öyleydi? Niye bunu söylemedin? Demeyin. Yani hiç olmazsa size grafik ayarlarının mantığını anlatırım. Neyi nasıl yapacağınızı düşünürsünüz gençler. Oyunun bazı şeylerini ellemedim. Çünkü biliyorsunuz şu retarder silecek kolu falan normalde ETS'ye göre ayarlı. Ben buna göre de ayarlıyorum ama biraz sıkıntılar yaratıyor. O yüzden bunu pek kurcalamadım. Bilginiz olsun. Şöyle grafiklerin güzelliği, yağmur damlacıklarının tatlılığı derken yeşil yandı. Sizce direksiyon kamerasının geriye gelmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu gençler? Bunu da belirtmeyi unutmayın. Yani her videoya koyabilir miyim bilmiyorum. Çünkü işim yoğun, onu buna editlemesi falan, birleştirmesi, ayrı bir ekstra gigabyte yükleniyor. Uzun sürüyor videoların yüklenmesi, bilmiyorum. Ama bu aralar yıllık izinde olduğumdan dolayı bir tık rahatım. O yüzden dedim ki bak benim bu bozulacak ha, ben size söyleyeyim. Şu arkadaki G29'un kulakçık. Sizlere ömür. Anasını satayım. Bir şey gözükmüyor ki aynadan. Dur.
Dur çocuğum dur. Yola sığmıyor bu da ya. Keşke ETS'de de grafikler bu şekilde olsa yani. Ne yalan söyleyeyim abi. O ETS'nin grafiğini... Yani OMSI'nin grafiği bile daha kötü ama o fiziklerle kendini kurtarıyor bir şekilde. ETS'de o da yok. Bu oyunda hani otobüsü normal realde gerçekte süren biri gerçekten bir otobüs fiziği olduğunu anlar oyunda. Bu arada arkadaşlar tekrar hatırlatayım, kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Her akşam ETS2 Truckers MP'de canlı yayınımız var. Bu aralar 1.49'a geçtik. Truckers MP giremiyoruz, bekliyoruz. Yani bir güncellensin de gidelim biraz stres atalım diye. Şimşek falan nasıl çakıyor ya oyunda? Soldan var mı lan gelen? Birinin önüne sazan gibi atlamayalım. Benim monitörüm 4K arkadaşlar. O yüzden siz videoları 4K olarak izliyorsunuz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi oyunun ayarlarıyla ilgili video istiyorsanız belirtin. Bir sonraki videoda yardımcı olayım bildiğim kadarıyla. Yapabildiğim kadarıyla. Biliyorsunuz ki uzun süredir oynuyorum. Artık The Bus'la bununla bayağı bir haşır neşir olduk. Bu solumuz havaalanı biliyorsunuz. Şimdi buraya da bir girip çıkacağız. Burada da yolcumuz var gösteriyor. Bu havaalanına girip çıkması yalnız beni bitiriyor. Bak ömrümden ömür yiyor bu havalanı benim. İyi bari bizi alt kattaki peronlarda bir yere atmadı. Uçak sesini duyuyorsunuz zaten. Uçaklar inip kalkıyor. Dayı sen bizi buraya soktun da burada binecek yolcu yok. Ne var burada? İnecek mi var? Allah sizi kahretsin. Havalarını su basmış. Ulan çatı akıyor. Çatı hey. Alın şu bagajlarınızı. Ananı satayım. Nasıl yani? Yolcu mu bitti? Koskoca otobüs 4 kişiyle son durağa gidiyor. Ya Rabbim, ya Resulallah ya. Bu Flixbus'un şehir içi dolmuşu gibi
Ulan benim aklıma bir şey geldi. Bir an dedim bagajı kapatmadık mı? Gelen giden yok değil mi? Yok. Ulan burada da ne uçak inip biniyor be? He, bir dakika. Burası indirme peronu. Bindirme peronu ileride galiba gençler. Bir dakika, şimdi çözeceğiz. Ulan ananı satayım. Ne oldu? İyi de bu çok saçma. Orada sağda bir yer gösteriyor. Şimdi göreceğiz bakalım ne oldu. Niye bizi bir daha getirecek buraya? He, alt kata ineceğiz, alt kata. Şimdi kafam çalıştı lan. Helikopter mi inip kalkıyor lan orada? Evet, helikopter sesi geliyor dümdüz. İzmir Otogarı mantığı. Üst kat indirme, alt kat bindirme. İndirip bindiriyoruz. İşimiz bu kardeşim bizim. İndirip bindirmek bizim işimiz. Sayemi Frankfurt Havaalanı'nda görmüş oldunuz. Ulan diyorum sağda bir yer gösteriyor bu. Sonradan aklıma geldi. Alt kattan alıyorduk ya burada yolcuyu, unutmuşum. Hemen hızlıca hızlıca. Islanıyoruz burada bak. Ablacım ya. Yani bak arabanın önünde yazıyor nereye gitti, ne oldu. Siz niye bu biletinizi alıp gelmiyorsunuz? Ben bilmiyorum ki ya. Oraya gidiyor abla, oraya gidiyor. Wiesbaden'a gidiyoruz. Bin. Var mı başka? Olmaz mı? Sen bir sonraki otobüse bin. Oğlum bu şey gözüküyor. Hey. Ha. Zaten benim yolcum değilmiş. Salak, önünde yazıyor. Yanlış otobüse binersin tabi. Sormasak armut gibi binip gideceksiniz ya. Şaka gibiler ya. Kapı da hemen ötte. Dayı buraya bu taksiyi koymuşum, gözünü seveyim ya. Değme lan oraya. Abi ne zor yer burası ya, beni çıldırtıyor burası. Yemin ederim ömrümden ömür yiyor. Lan. Az daha yanlış gidiyorduk. Bir de Allah büyük yani, bizi nereden döndürür getirir? Dayı, madem yol vereceğim baştan bir gaz kes de biz de rahat rahat çıkalım ya.
Geçmiyor mu lan? Vazgeçtim. Böyle trafik mi olur anasını satayım ya? Dışarıda fena yağmur var ha. Dayım yol verdi. Allah razı olsun. Yoksa tarlaya doğru gidiyorduk anasını satayım. Vallahi arkadan bir ışık gördüm ama milyonluk otobüsüm gitti gençler. İyi bir şey yok. İyi yani. Bir sorun sıkıntı yok. Bu trafiğin kalabalığı ne ya? Sırcı dayı sen ne yapıyorsun? ETS'ye mi özendin? Hem o şeridin ağzına sıçtı, hem bu şeridin ağzına sıçtı. Böyle bir şey var mı ya? Yürü abi yürü. Buyur. Ulan bu kamyon arıza mı yapmış acaba? Bunlar ondan mı sola? Yo. Dedim ondan mı sola geçer? Ay çöp kamyonunun pisliğine bak. Bu bizi niye sol şeride atıyor lan? Döneceğiz mi acaba ileriden? Bir yerde tren istasyonu var. Şöyle bir dışarıyı izleyin gençler. Gördüğünüz gibi burada ortam şahane. Şu önüm kırmızı olmadan ben bir kaybolayım. Çaktırmadan geçelim abi, hiç olayı büyütmeyelim. Çok sık var ya trafik lambası.
Yürüyün lan danalar. Abi bizim Skyliner kalkasıya kadar 2-3 defa kırmızı yeşil yanıyor ya. Hayda. Arkasında kimse yoktur inşallah. Yok. Oğlum bunun terminali midir, durağı mıdır? Her ne karın ağrısı? Nerede bu ya? Ne döndük dönme dolap gibi kardeşim ya. Bu camı çizecek şimdi. Şunu bir tane durduralım. Alın bagajlarınıza bakayım. Hadi kaybolun. Sizle uğraşamayacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bundan daha iyi bir grafik gördüyseniz Fernbus'ta lütfen bana belirtin. Ben de izleyeyim, ben de mutlu olayım. Yani yapabildiğim en iyi ayar bu. Ama benim monitörüm 4K, bilginiz olsun. Sistemimde gördüğünüz gibi yüksek bir sistem. Açıklama kısmında kendi sitemizle kıyaslayabilirsiniz. Ayarların nasıl yapıldığını, hangi ayarın ne işe yaradığını, FPS'inizin neyi yükseltip neyi düşürdüğünü öğrenmek istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Bir sonraki videoda bununla ilgili de video çekeyim. Hem oyunun üzerindeki o arabanın üzerindeki tuşları falan da tanıtayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüş, öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın.